Evet değerli dostlar, şu anda Rize'nin Çayeli Lisesi'nin turizm merkezi Ağlan Şelalesi şelale konaktayız. Ve şu anda şelale konağın sahibi Metin Saklı ve en yakın arkadaşı dostu Nazettin Atıboğlu karşımda. Şöyle bakarsak ben size şelaleyi göstermek istiyorum ama akşam saatlerinde herhangi bir aydınlatma olmadığından gösteremiyorum. Olsa çok iyi olur. Yetkililere buradan şelale konağın aydınlatılması noktasında bir ricamız olacak. Evet. Değerli dostum, sevgili Metin kardeşim, yıllar önce Üsküdar'da bu konağın açılmasıyla ilgili fikirlerim vardı. Yaklaşık kara kalemle çizdiğim projelerim vardı. Yani orada tutar mı tutmaz mı diye konuştuğumuz o günden bugüne gelinen nokta. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben buraya geldiğim zaman Çayeli'nin %90'ı bile Ağran Şelalesi diye bir yer bilmiyordu. Ne zaman ki turizme açıldı burası, değil Çayeli. Önceden insanlar mesela ne diyor, Ağran Şelalesi nerede diyor sorarken, şu anda Çayeli'de herhangi birisine dese ki nereye gezmeye gidebilirim, direkt buranın ismini veriyorlar. Yani o zamanki şeyde şu anda bütün dünya, Arabı da geliyor, Avrupalısı da geliyor. Yani çok kişinin tanıttığımızı düşünüyoruz yani şelale. Tabii eksiklerimiz var. Kadir Hoca'nın da sizin de dediğiniz gibi gece ışıklandırması yok şelalenin. Ama yine de görüyorsunuz insanlar serinlemek için. Evet. Yani çarşıda nem, rutubet, burada öyle bir şey yok. Havaalanının açılmasının buradaki yoğunluğa bir etkisi oldu mu? Şu anda daha yansımadı. Yani daha yurt dışı uçuşlar olmadığı için yabancılar daha çok Trabzon'a geliyor. Yani yerli insanlar birazcık da şey var, uçak seferleri de fazla olmadığı için çok bir %5 bile değildir yani yansıması. Sizin aynı zamanda konaklamalı durumunuz da var. Doğrudur. Aile pansiyonu işletiyor. 9'da da 34 yataklı. Ufak bir otelimiz var. Karşıda arkadaşların büyük oteli var. Aynı zamanda turizmle uğraştığımız için oğlum tulum da çalıyor. Onu da bir şiş. Yani gelen insanlara yöresel havayı yaşatmak için tulumcumuz da mevcut devamlı yanımızda. Evet, yıllarca Çayeli Belediyesi'nin Çayeli Belediyesi'nin Kaçkar'dan başlayalım Kadir Hocam. Aynen doğru diyorsun. Kaçkar Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Nazettin Hatipoğlu ile karşılaşıyoruz. Evet, kurucusunun karşısına aldığı evet. Nazettin Hatipoğlu karşınızda. Kadir Hocam hoş geldin. Sen teşekkür ederim. Sen önce bir ifade ver bakalım bize, bu Çayeli'ye kaç zamandan sonra geldin? Tuttuğumuzun tesisleri 10 yıldır burada hizmet verirken sen neredeydin? Söyle. Sen neredeydin? Biz seni bir sorguya çekelim istersen. Evet. Senin cezan çok fazla. Erzincan'a yatırım yaptığını biliyoruz. Sen bu açığı nasıl kapatacağını düşün. Metin kardeşimin burada nereye çektiğini ben biliyorum. Evet. Ben yakın şahidiyim. Belki de onun kadar olmasa bile onun kadar denklenmiş. Ve o çileyi beraber çekmiş olduğumuzu düşünüyorum. Ve gerçekten büyük bir işi başarmış. Çayeli'yle böyle bir tesisi, belki de birçok tesise de vesile olabilecek yani adımları atmıştı. Turizme kazandırdık Ağran Şelalesi'ni yani. Yani bu bir boşa çalışmış, yani belki de hayal denen bir gerçeği şu anda yaşıyoruz, yaşatıyor bizi. Gerçekten şu anda insanlarda gördüğünüz gibi ciddi anlamda bir rağbet var. Tulumcumuz da yöresel şeyle bize devam ettiriyor. Ama sen önce bir kendi ifadeni bir ver, ondan sonra biz... Peki gidelim. Şöyle diyeyim, siz belediyede halkla ilişkiler müdürlüğü yaptınız. Belediyelerin, yani yerel yönetimlerin bu gibi turizm tesislerinin ne gibi katkısı
olabilir. Burası bir marka olma durumunda. Vallahi şöyle yani, söyleyeyim. Ben mesela havaalanı açıldı şu anda. Burası altyapısı güçlenmesi lazım. Ne olabilir sizce? Şimdi şunu söylemek lazım. Yani biz belediyecilik yaptığımız zaman tutmamak lazım. Bu şelaleyi ilk yaptığımızda ahşap bir tesisti. Daha sonra elin bir yangın sonucu tamamen yerlebir oldu. O dönem yine biz belediyedeydik. Sağ olsun Atilla Başkan'ın büyük gayretleriyle tekrar desteklenerek bu tesis ortaya çıkmıştır. Yani yerel yönetimlerin faydasını özellikle altını çiziyorum. Onu belirtmek isterim. Tabii Metin kardeşimizin gayreti her şeyin üstünde. O başka bir gayret. Yani insan üstü bir gayret görmüşüz burada. Bütün varını yoğunu satarak bir işe emek vermiştir. Şimdi bize düşen de bunu desteklemektir. Yerli, geneli neyse bu değeri daha da yaymak gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Bu görevi de. Ağzıma bir şey atmam lazım. Ağzım kuruyor. Tabii. Burnumda nefes alamıyorum. Ondan dolayı.